Şimdi Emel Hanım diyor ki, kocamla her akşam tartışıyoruz diziler yüzünden diyor. Hocam diyor, benim de diyor ee, bir hakkım yok mu dizi izlemek? Yine Erkan Bey'in bir mesajı var. Kocasından çok dizi oyuncularını seven kadınlar günaha giriyor mu diyor. Yine Betül Hanım bir soru sormuş. Kocamın dizi izlemesinden ve dizi izlerken kadınlara iç çekerek bakmasından artık bıktım hocam diyor. Şimdi zaten o diziler var ya. Ulan diyor ulan. Bak ulan. Ben ülen dediğim zaman cinleniyor bizim seyircilerimiz. Ülen ayrı, ulan ayrı. Ulan odundur, odun, odun gibi söz bu. Ama tercüme ederken ulan diye tercüme ediyor. Şimdi bizim sağ olsun, Allah gani gani rahmet etsin. Kemal Sunal'ın filmlerini seyret de bak gör. Ne üzeri açılmadık laflar var o filmlerde. Bunlar çocuklar duya duya, duya duya hoş demeyi öğrendiler. Çüş demeyi öğrendiler. Çüş. Tamam mı kızım? Bunlar yavaş yavaş. Bir seyredersin, iki seyredersin, üç seyredersin. Ondan sonra sen de alışırsın. Bizim neslimiz de bunlara alıştı işte. Onun için de kadın kocasıyla beraber veya ayrıca dizi seyrediyorsa o bir hayaldir. Neyine hevesleniyor kadın? Giyimine hevesleniyor, kuşamına hevesleniyor. Sanki filmde gördüğü gibi her kadın sanki onun gibi mesutmuş gibi hevesleniyor. Tamam mı? Her kadın onun gibi cebi para doluymuş gibi hevesleniyor. Bunların aslında hiçbiri yok. Doğru. Ama o bir senaryo. Evet. <laughs> Buyur. Ne, ne demek Bu hanımların yani? böyle şu yapmaları uygun değil, uygun değil. Bakın hocam. Sevgi, hocam görebiliyor musunuz oradan? Gördüm, gördüm. Sevgili Sinan Engin, abimiz geldi. Hoş Abi geldiniz. Sen, Allah Allah Allah. <laughs> hocam hangi takımlısınız? Ben Galatasaraylıyım. <laughs> <laughs> Hoş ne geldiniz. Ya Allah Allah. Ben partilerimizi yiyoruz o kadar, <laughs> ha, o kadar. Sevgili Sinan Engin, biz de sizi Sağ çok ol. seviyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah Allah. Rüyada görsem inanmam. Sinan Engin gelecek. Gerçekten. Merhaba. Merhabalar. merhabalar an, evet. evet. Çok seviyoruz kendimizi. Ben bunları evini. seyrediyorum bazen. Ahmet Çakar'ın programında seyrediyorum. Evet. Kavgayla, gürültüyle gidiyor. Geçen polis çevirdi bizi. Şey dedi ki, Murat Beyaz TV dedi, misafirimiz var. Onu get getir deyince, Ahmet Çakar mı misafiriniz dedi. <laughs> Buradan <laughs> Ahmet Çakar'a da sevgilerimizi evet, gönderelim. Dur nerede kalmıştık? Ha dizi oyuncularında ha. kaldık. şimdi dizi Onun oyuncularında... için hanımlarımız bunları seyrediyor. Eder. Ha, beyler izlemiyor. Ha? Beyler izlemiyor dizileri. Seyrediyor, seyrediyor. Tamam beyler izlemiyor. Ha, niye? Ne bileyim hanımlarımız izliyor ya. hanımlar ya. seyrediyor. Ben iz... seyredecek vakit mi var be yavrum Allah Allah. Hocam, eğer ben o beyler... filmlerin başında, başında iki saat, üç saat eskiden arka sokakları seyrediyordum. Şimdi ondan da vazgeçtim. <laughs> Cumartesi günleri sayın tatlı sesi Yapmayın, kurban olun ya. Yapmayın yapma değil Avrupa. Allah reklam yapıyor. <laughs> reklam yapmıyorum. Bunlar Türkiye'nin yetiştirdiği değerlerdir bunlar. Hocam peki neden? Getir tane bir tane tatlı ses daha. Hocam tamam eyvallah bütün sözlerinize katılıyorum. Tabii ki bir Mustafa Sağ yaşar, bir <laughs> Zekai Tunca. Bir zeki müren, Aa, bir Müzeyyen senar. Ee. Yani bakın, bunlar bir Bülent Ersoy bizim başımızın tacı. Yani gerçekten onlar çok başka bir kulvardalar. Bülent Hanım'ı çıkar oradan. Ben çıkaramayacağım hocam. Çıkar çıkar hadi. Ben yok çıkaramayacağım çünkü Bülent Ersoy da musikiye verdiği hizmetle şey ...devler şey listesinde ona bir şey bence en başlandırdı. Şey hocam demiyor. yine baba ona kız şey sizinle burada anlaşamıyoruz. Ona Neyse şey geçelim biz. Evet. Onun Buyurun. için hanımlarımız, Anlaşamayacağız çünkü bir şey hanımlarımız söyleniyor. boşuna heveslenmesinler. O dizideki gördükleri kadınların yüzünden pek çok genç kız evinden kaçıyor, anasından kaçıyor, sokakta ağa yakalanıyor, yakalanıyor Aha. Tamam mı kızım? Ondan sonra da perişan olup gidiyor. Bunlar bu, bu milletin ruh köküne dökülmüş kezaptır. Kezap. Peki. Ah bir anlatabilirim sana. Sen anlatsan zaten <laughs> millet <sana> atasın, Evet. da söylüyor. Evet. Bana diyor, <laughs> 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 diyor ki ah. Hayır anlamak istemiyorsun bazı şeyler mahsus. Hocam niye mahsus? Ben yani? hemen pop diyorum Şunu hop. <laughs> Şunu seyretmeyelim mi? Affedersiniz bir şey söyleyeceğim. Aramızda kuşak farkı var. İyi ee, tamam, tamam ya mı? kuşak farkı var. Ben tamam sizin ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Ama hayat değişiyor. Dünya değişiyor. Yeni müzikler. Ya bu dünya gayet... değişiyor da gözü kör olmasın. Bizim insanımız hiç değişmiyor mu ya? Dünya değişiyor. Nerede kızım benim telefon? Ver şunu. Dünya değişiyor. Evet. Sinirlen... Ama ben hala... Getir şunu. Ver, nerede? Ver şu telefonu bana. <laughs> dünya değişiyor. Ben hala bu gavurun yaptığı <laughs> telefonu kullanıyorum. Niye benim insanım bunu yapmıyor? Onu söyle bana. Bu mevzu başka mevzu da, hocam. Ne başkası canım? O başka bu başka. Nerede ben? Ben bunu niye kendim imal etmiyorum? Şu çocuklar kameranın arkasındalar. Şu kameralarda kaç gram katkımız var beyler Allah aşkına? Söyleyin ya. Türk'ün yaptığı bir kamera var mı? Şu kullandıklarınızda? Yok. Hocam şimdi siz spesifik olarak şundan şundan şunda diyorsunuz. Ama Türk gençlerinin... O kadar güzel atılımları var ki. Tübit abi takip et. Yani neyse buraya girmeyelim şimdi. Girme tabii. Çamurlu tarla Çamurlu Cannurlu zalora yeni yeni başladık. İha'lar, siha'lar şimdi hiç evet, olmaz bizim. Hocam mi? yapmayın ne Ama olursunuz. bu kaç sene sonra? Ama hocam <laughs> bir şey söyleyeceğim. Siz büyükler biz gençleri teşvik etmezseniz yapabilirsiniz. Siz de bu bu, bu sektörde olursunuz. Siz de var olursunuz demezseniz demin olmaz. Nur, Nur kızım. Canım hocam. Ben sana demin dedim ki yavrucuğum benim o kadar çok söyleyeceğim şeyler var ki... Hı. ...bu millet artık siyaseti de birbirine karıştırdı. Onun için korkuyorum, söyleyemiyorum tamam. diyorum. Onun için onları geç be kızım. Tamam gördüm ben bu dünyada neler? Caminin yanında meyhaneler gördüm. Kaldırır kadehi ezan okunurken... ...hiç ölmem zanneden nimaneler gördüm. Ağzına her açan biz adam olmayız. Okulda öğretmen diyor ki biz adam olmayız. Okulda öğretmen biz adam olmayız. Mahkemede hakim biz adam olmayız. Karakolda polis biz adam olmayız. Niye olmuyoruz ya biz adam? Evet. Niye olmuyoruz? Belçika'dan Hollanda, Danimarka'ya gideceğim. Bilet almak için Anvers. Fransızca efendim e, Filamancı da Antwerpen. En büyük liman şehridir. Orada öğretmenlik yapıyorum. Din öğretmenim. öğretmeni. Danimarka'ya gideceğiz. Rahmetli kardeşim orada efendim bilet aldım. 8.59 yazdı kız. Bunu bir daha anlattım ben. 8.59. Ben bilet alıp, alıp elimi bakınca ve aynı sessizce yazacak. Ve gevur karısı şuna 9 desen ne olur dedim ben. Bindik trene. Ha babam de babam sabaha karşı tren bir vapura girdi kızım. Vapur değil alamet alamet. Gezeyim dedimle de korktum kaybolurum diye vapurun içinde. Sonradan geçtik karşıya. Kopenhag'da tren durdu kızım. Perondaki saat 8.59. Kolumda yani bir gözünü sil bir daha bak derler ya. Gözümü sildim bir daha baktım. Kolumdaki saat 8.59. Aynı yolu. Brüksel'e döndük geldik. 11.46 diye yazıyor biletimizde. 11.46'da Brüksel'de durdu. Tamam mı kızım? Ben kendi kendimi muvaziyete hesaba çektim. Allah bunlara ayrı bir akıl mı verdi? Ayrı bir zeka mı verdi kızım? Niye o bunları yapıyor da ben yapamıyorum? Niye onlar bunları yapıyor da ben yapamıyorum? Biz adam olmayız. Evet. Biz adam olmayız diye diye adam olmadık zaten. Evet buyurun. Evet bu arada seyircilerimiz endişelenmişler. Nur sesin çok kötü geliyor. Bak bir test <laughs> yaptırdım mı diye. Merak etmeyin testlerimi her şeyimi yaptırdım. Sadece alerjim o kadar yüksek. Yani azmış durumda ki alerji hastası olanlar beni çok iyi anlayacaklar. Ee, biliyorsunuz tam mevsim alerji mevsimi. O yüzden sesim böyle. Gayet sağlığımı hiç merak etmeyin evet. Allah'ın izniyle. Şimdi devam edelim sorularla devam edelim. Heh. Cuma namazı saatinde. ...ne yapılır diyor seyircimiz mesela. Yani? Kocası tam cuma namazı saatinde... ...internetten alışveriş yapıyormuş. Cuma saatinde? Evet tam cuma Camiye saatinde. Camiye gitmiyor muymuş? Gitmiyormuş hocam. Ha. Şimdi yani bak... elimden geleni yapıyorum diyor... ...onun cuma namazını kılması için. Asla hocam bir dakika dur şunu alayım... ...dur şunu da alayım bunu da yapayım... ...bilmem ne falan derken diyor cumayı kaçırıyor. O cumaya gitmemek için yapıyor zaten onu. Bak kızım... ...Müslümanım elhamdülillah... Eskiden devlet memurlarını memuru almak için imtihan yaparlarmış. Şimdi imtihan yapıyorlar ya. Kadı var o zaman. Kadı. Kadı huzuruna gelene sormuş. Oğlum İslam'ın şartı kaçtır demiş. Ben öğretmenlik yaptığım için bütün öğretmenler bilirler. Beni anlarlar. Öğrenci imtihana girdiğinde ona basit sorular sorarız biz. Hani yarışmalarda da aynıdır o. 50 lira, 100 lira, 200 lira kazanmaya başlar heveslenir. Ondan sonra 500, 600 falan yukarı doğru giderken soru da zorlaşır. Efendim oğlum demiş heyecanını almak için İslam'ın şartı kaç? O da bir tane demiş. Bir tane deyince kadı demiş ulan bu, bu herhalde soruyu anlamadı. Oğlum dikkatini çekiyor demiş. İslam'ın şartı kaç? Efendim İslam'ın şartı bir tane demiş. Ne diyorsun sen demiş ya? Benimle dalga mı geçiyorsun? Ben sizinle dalga geçmiyorum Kadı Efendi. Namazla orucu biz fakirler kaldırdık. Biz fakirler namazla kılmayız, oruçta tutmayız. Zekatla haccı da siz zenginler kaldırdınız. Zekatla vermezsiniz, hacca da gitmezsiniz. Geriye bir kelime şehadet kalıyor. Gök gürlediğinde, şimşek çaktığında, zelzele olduğunda efendim siz de kelime şehadet getiriyorsunuz, biz de kelime şehadet getiriyoruz. Namaz var mı? Allah affetsin. Niye affetsin Allah? Ne yaptın ki Allah affetsin? Oruç var mı? Ya midem çok ağrıyor. Sigara içerken miden ağrımıyor. Gazoz içerken miden ağrımıyor. Dondurma yerken miden ağrımıyor. Ama oruca sıra gelince miden ağrıyor. Allah ne diyor? La yükellifullahu nefsen illa müsaha. Allah hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü yüklememiştir diyor Allah. Evet, doğru. Ha peki Oruç da yok, ...hacca gidiyor mu yahu... dalga mı geçiyorsun? Hac zenginici ben nerede? Ne? Zor geçiniyorum zaten iyi, hac da yok, zekat zekat zaten yok, ne kaldı geriye kızım? Biz kelime-i şah, birçok insanımız bugün kelime-i şahadet Müslümanı, nur. Doğru söylüyorsun. Ha Cuma nedir? Allah diyor ki Kuranda, Cuma suresinde, ezan okunduğunda. Bütün işlerinizi bırakın. Cumaya koşun. Yani öyle oturup internetten ha, hayır, hayır. alışveriş yapma. Hem internet hem de bakkal, manav, ba çakkal. Onlar... Bütün işini bırak. Tabi namaza gün. gidin diyor Allah. Sonra da namaz bitince... ...yeryüzüne dağılın. Rızkınızı devşirmeye devam edin diyor Allah. Bugün Türkiye'de her evden camiye bir insan gelse kızım camilerimiz böyle iki tane daha cami olmalı ki. Mesela Fulya Camii. Fulya Camii şu Fulya'daki her evden bir tane Müslüman gelse o caminin üç katı cemaat <laughs> dört katı cemaat olur. Bahaneyi de uydurmuşuz. Yahu namaz yok, niyaz yok, dua yok, şükür yok. Ondan sonra var mı bir dua? Hemen boyacı gibi batıralım çıkaralım. Hocam ekrana bakar mısınız? Bak buradan buradan hocam bizim minikle. Hocam bu taraftan. Ha bizimkiler. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet.